Akşamlar hayrola, hayırlar fetola, şerler defola, mükürler matola, Hak Muhammed Ali yar ve yardımcımız ola. Hazreti İsa'nın hakkı hürmetine, murat isteyenin muradını, dileği olanların dileğini sen nail eyleye. Bizi Hazreti İsa'nın güzelliklerinden ve bütün peygamberlerin güzelliklerinden mahrum etme ya ilahi. Allah Allah. Allah'ın Adem'le başlayıp Hatem-i Enbiya'ya kadar göndermiş olduğu 124 bin Nebi'ye selam ve salavat olsun. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Selam sana, Allah'ın kudret eliyle yoğurduğu ve sureti üzerine yaratıp sıret sırrını verdiği Adem-i Seyfullah. Selam sana, Adem'e öğretilen bütün isimlerin zahir ve batın sırrına vakıf olmuş Gürü Naci'nin piri Şit Naciullah. Selam sana, tufanda temizleri Allah'ın inayetiyle kurtuluşa ulaştıran Nuh Naciullah. Selam sana, Allah'ın halilim dedi, dosta dost olan İbrahim Halilullah. Selam sana, Tur-i Sina'da Hakk'ın kelamını duyan ve duyuran Musa Kelamullah. Selam sana, Rebabıyla, aşkla dönüp zikriyle insanları aşka getiren Davut Zikrullah. Selam sana, Ruhul Kudüs'le üflenip babasız dünyaya gelen İsa Ruhullah. Selam sana, alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın Habibin dediği Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa. Selam olsun sizlere. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Onlar ki haktan halka haber getirenlerdir. Onlar ki nura boyanmış, insanlığı o nur ile aydınlatanlardır. Onlar ki can bedenlerini hak uğruna sunmuş şehitlerdir. Onlar ki haklının yanında, zalimin karşısında mazlumun sancağını taşıyanlardır. Onlar ki can önce demeyip canan deyip lokmasını ihtiyaç sahibine verenlerdir. Onları ancak onların haliyle hallenmiş olanlar bilirler. Onlar ki huzurun evidir, barışın barınağıdırlar. Onlar ki ahlak yasasının yeryüzündeki en güzel temsilcileridirler. Selam olsun cümle peygamberlere. Adem'i kudret eliyle yoğuran, sırrını Adem'de gizleyen, Şit ile Gürû Naci'yi irşad eden, Nuh ile tufana girip selamet yolunu gösteren, İbrahim ile ateşe atılan ve ateşi selamet suyuna çeviren, Musa'ya Tur-i Sina'da görünen ve Nur ile hitap eden, Davut ile zikri semah dönen, Meryem'e yar olup İsa ile gelen, Mustafa'ya ihran olup Cem'i darında sırları ifşa eden, sen Kerem Kani, sen Şah-ı Merdan Ali, sen Lavut'un hızı sırrı, sana selam ve salavat olsun. Ya Rabbi, sen bizleri nebilerin, resullerin yolundan ayırma. Allah Allah. Onların üst ümmetlerini daima üzerimizde hazır ve nazre eyle. Allah Allah. Güzel canlar, bugünkü muhabbetimizin konusu İsa-i Ruhullah'tır. Alevi inancında Musa Kelamullah, Davut Zikrullah, İsa Ruhullah, Mustafa Habibullah, Muhammed Habibullah olarak anılır. Hazreti Musa Tur-i Sina'da onun kelamını getiren ve yayandır. Davut, rebabı ile aşka gelip semah dönüp, zikriyle bütün canları aşka getirendir. Ruhul Kudüs'ün kendisine göründüğü ve babasız olarak dünyaya gelen de İsa-i Ruhullah'tır. Alemlerin rahmeti
iki cihan serveri, gönüllerin güneşi Muhammed Mustafa da Allah'ın Habibidir, sevgilisidir. Cümle peygamberlere niyazımız olsun. Allah'ın selavatı cümle peygamberlerin üzerine olsun güzel canlar. Bugün canlarımızla birlikte burada muhabbet ile cem olduk. Bu muhabbet cemi ile birlikte sizinle bu güzellikleri paylaşmak istedik güzel canlar. Acaba peygamberlerin dini mi var? Yoksa peygamberler Allah'ın dinini mi yayarlar? Hiçbir peygamberin kendine has bir dini yok. Hepsi Allah'ın ilahi yasası olan kelamları getirirler. Peygamber haktan halka haber getirendir. İnsanları doğruya, gerçeğe, hakikate yönlendirendir. İnsanlara iyilik ve güzelliği gösteren, kötülüklerden uzaklaştıran, Allah'ın nuruyla nurlanmış, Allah'ın hakikat bilgisiyle donanmış ulu kişilerdir. Allah onlara o güzellikleri nasıl nasip ettiyse, cem-i cümlemize de Allah nasip etsin güzel canlar. Dinimizin iman koşullarından bir tanesi de güzel canlar, peygamberlere iman etmektir. Eğer ki peygamberlere iman etmezsek, o zaman iman etmemişiz oluruz. Genel bir kanı var. Hristiyanlık, İsa'nın dini. Musevilik, Musa'nın dini. Hanifilik, İbrahim'in dini. Güzel canlar. Adem atadan Muhammed Mustafa'ya kadar gelmiş geçmiş cümle peygamberlerin dini tektir. Allah katında din barıştır, esenliktir, teslim olmaktır. Bir din insanı özgürleştirmiyorsa, bir din insana huzur vermiyorsa, bir din iyiliği, güzelliği, barışı, hayrı, haseneti emretmiyorsa, o din zaten Allah'ın dini olamaz. Şunu çok iyi bilin ki güzel canlar, eğer ki bir yerde bir çelişki görürseniz, bilin ki bu dinin çelişkisi değildir. Buraya ya insan eli girmiştir ya da insan onun kendi lehine çevirmiş ve ondan menfaat elde etmek noktasında hareket etmiştir. Allah'ın dini saf ve durudur. Allah'ın dini insana Allah'ın nurunu, hakikatini, gerçekliğini anlatır. Din hak hukuktur. Din nurun karşısında eğilip saygıyla durmaktır. Din kırmadan, yıkmadan, incitmeden yaşamaktır. Din hak hukuku bilip zalimin karşısında durabilmektir. Mazlumun yanında olabilmektir. İhtiyaç sahiplerine sahip çıkmaktır. İnsan öldürmemektir. Biliyorsunuz son gelişmelerle birlikte İslam dini üzerinde birçok şeyler yazıldı, çizildi. Müslümanların işine bakarak İslam'a kötü denmemeli. Müslümanların içinde her türlü insan olabilir güzel canlar. Ama İslam'da yoktur. İslam barış ise barış bir kişinin bütün varlıklarla uyum içerisinde yaşamasıdır güzel canlar. Demek ki bizim dinimiz barışı emrediyor, teslimiyeti emrediyor, huzuru emrediyor, esenliği emrediyor. İnsanın insanca değer yargılarıyla donanıp insanca yaşamasını emrediyor. Alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa'nın Hakk'a yürümesinden sonra bu iş değişmiştir. Peygamberin getirmiş olduğu din, Arap gelenek ve görenekleriyle süslenmiş, bugüne kadar getirilmiştir. Ve bugün şu söylemi çok duyarız. O İsa'nın dini. İsa'yı, o bizim dinimiz değil. Güzel canlar. Muhammed Mustafa'yı ne kadar seviyorsam, İsa Ruhullah'ı da o kadar seviyorum. Hazreti İsa'yı ne kadar seviyorsam, Hazreti Davud'u, Hazreti Musa'yı, İbrahim'i, Nuh'u, İdris'i, Salih'i, Zekeriya'yı, Yahya'yı, Adem'i, Şit'i,
Hepsini canı gönülden seviyorum. Hepsi benim peygamberim. Hazreti İsa benim peygamberim. Hazreti Musa benim peygamberim. Hazreti Davut benim peygamberim. Muhammed Mustafa benim peygamberim. Allah'ın selam ve salavatı onların üzerine olsun. Ey peygamberler arasında ayrım yapanlar! Kim ki peygamberler arasında bir ayrım yaparsa, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 285. ayeti gereğince çok kötü bir duruma düşer güzel canlar. Haşa ki biz bundan Yüce Yaradan'a sığınırız. Ayet şöyle buyurmaktadır. Resul Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır. Müminler de. Hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Mümin, dil ile ikrar verip kalp ile tasdik edendir. Demek ki müminlerin imanı tamdır ve bütün resullere inanırlar güzel canlar. Allah'ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız diyor ayet. Ey insanoğlu, ey ehli kitap sahibim diyenler, peygamberleri hak görenler, Allah hiçbir peygamberin arasında ayrım gözetmeksizin davranıyor ve hitap ediyorsa, insanoğluna ne olmuş ki peygamberlerin arasını ayırıyor? O İsa'nın dini, bu Musa'nın dini, o şunun dini diye. Güzel canlar, Adem atadan Muhammed Mustafa arasında gelip geçen cümle peygamberler bizim peygamberimizdir. Yine Adem atadan başlayıp insana ve insanlığa hayrı, barışı, güzelliği, erdemi paylaşmayı, muhabbeti, şefkati, erdemi, merhameti öğreten bütün kutlu insanlar bizim nazarımızda kutsaldır. Eğer bu da insanlara iyilik ve güzellik emrediyorsa veya da farklı bir bölgede başka bir bu güzellikleri ifade ediyorsa, inanın ki o da bizim nazarımızda kutludur. Bu kainatın bir sahibi vardır. Bu kainatın bir üstadı vardır. Bu üstadı hak bilip, hak bildiğimiz bu üstadın göndermiş olduğu üstadları da hak bilmek gerek güzel canlar. Biz ne zaman o kutlu insanların, o nurlu insanların, o hak ve hakikat sırrını bilenlerin yolundan, izinden gidersek kurtuluşa ereriz. Kim Muhammed Mustafa'yı takip etmişse kurtuluştadır. Kim İsa'yı Ruhullah'ı takip etmişse kurtuluştadır. Kim Davud'u, Süleyman'ı, Zekeriya'yı, Yahya'yı, İbrahim'i, İshak'ı ve İsmail'i, Yakub'u ve Yusuf'u, Şit'i ve İdris'i, Adem'i takip etmişse kurtuluştadır. Peygamberin dediğine hak, yanlış dediğine de batıl dersek, hak ve batılı da birbirinden ayırırsak, işte biz o zaman o nurlu, o kutlu, mübarek insanların izini takip etmiş oluruz. Ya İsa Ruhullah, ey ölüleri dirilten, ey çamurdan kuşlar yapıp üflediği zaman uçuran, insanların evinde gizlediklerini bilen, selam olsun. Senin doğduğun güne, Hakk'a yürüdüğün güne ve dirileceğin güne. Güzel canlar, gelin Allah'ın kelamında nasıl ifade bulmuş, onu birlikte işleyelim ve ayetlerle görelim. Ezbere konuşmalarla mı, yoksa ilahi kitabımızın gerekleriyle mi donanacağız? Eğer ben Rabbime inanıyorsam, onu tek görüyorsam, o zaman onun göndermiş olduğu ilahi yasanın gerekleriyle de hareket etmem gerekiyor. Güzel canlar, Ali İmran suresi 35. ayette şöyle buyuruyor. Önce Meryem'le başlayacağız. Allah'ın
selamı Meryem'in üzerine olsun. O temiz ve kutludur. O Allah'ın seçtiğidir. O İsa Ruhullah'ın annesidir. Ayet şöyle dönüyor. Hani İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim, karnımdakini özgür bir biçimde sana adadım. O zaman şunu diyoruz. Şu anda hamile olan, çocuk taşıyan bütün anneler, karnınızdakini özgür bir şekilde Rabbinize adayın. Ve deyin ki, bu senin verdiğini sana adıyorum. Onu iyilik ve barış sevenlerden eyle. Ona güzellikler nasip eyle. Onu benden kabul et. Bakın, Meryem'in annesi, Meryem'in kabul edilmesini istiyor. Gelin biz de çocuklarımızın Allah'ın kabul etme noktasında ona sunalım. Kuşkusuz sen, evet sen, her şeyi duyan, her şeyi bilensin. Ey söylemediği, söyleyeceğimi duyan ve bilen, biz kendimizi sana adıyoruz. Senin gerçekliğine ve hakikatine, sen nasıl o peygamberlere o güzellikleri nasip ettinse ne olur? Bizi de o güzelliklerle donat ve katında bizi o güzelliklerle kabul buyur. Ali İmran suresi 36. ayet şöyle diyor. Onu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu dahi bildiği halde şöyle dedi. Rabbim, onu kız olarak doğurdum ve erkek kız gibi değildir. Adını Meryem koydum onun. Onu ve soyunu kovulmuş şeytanlardan sana sığındırıyorum. Çocuğunuz mu oldu? Nefsin kötülüklerinden Allah'a teslim edin. Çocuğunuz mu olacak? Özgürleyerek Allah'a bırakın. O şeytandan, o kötü nefsin kötülüklerinden uzak olma noktasında sahibinize bırakın. En iyi bilen, en iyi gören, en iyi duyan O'dur. O'dur en güzel yolları açan. O'dur iyiliğe ve güzelliğe kılavuzluk eden. Rab, bizleri iyilik ve güzelliğe kılavuzluk et. Nefsimizden ve nefsimizin kötülüklerinden sana yöneliyor ve tek kulbumuz sensin, seni kulbundan tutuyoruz. 37. ayette şöyle buyurmaktadır. Allah onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi besleyip büyüttü. Güzel canlar, bu bedeni veren o değil mi? Bu bedene ruhu üfleyen o değil mi? Meryem'in annesinin sunağını kabul etti de sizinkini kabul etmeyecek mi? O değil midir her şeyde tecelli eden? O değil midir bütün varlıkların sahibi? Gelin Meryem'in annesinin bahşettiği gibi bahşedelim. O da güzel bir kabul ile kabul etsin güzel canlar. Onu Zekeriya'nın korumasına verdi. Selam olsun Zekeriya'ya. Zekeriya mihrapta onun yanına her geldiğinde orada bir rızık bulur ve sorardı. Meryem, bu sana nereden? Meryem de bu Allah katındandır. Çünkü Allah dilediğini hesapsızca rızıklandırandır dedi. Kimi rızık bedenin ihtiyacıdır. Kimi rızık da ruhun rızkıdır. Bedeni helal rızkla, ruhu da onun bahşetmiş olduğu irfan rızkıyla doyuralım güzel canlar. İkisini birlikte doyurduğumuz zaman hesapsızca rızk kapısı açılmıştır. Rahman rahmetini sunmuştur. Kerem kapıları açılmıştır. Hem irfan tarafından hem de bedeni besleyen dünya zahiresinden bahşedilmiştir. Allah cümlemize helal rızktan ve irfan kapısından ve o suyun güzelliklerinden
bahşedip o güzelliklerle donanmayı nasip etsin. Zekeriya orada Rabbine yakarmıştı. Rabbim demişti, katından bana tertemiz bir soy bağışla. Sen yakarışa en iyi karşılık verensin ve duyansın. Ey çocuk isteyenler, ey evlat sahibi olmak isteyenler, Zekeriya'nın mihrapta durduğu gibi durun. İhlasla, samimiyetle, bir mümin edasıyla boynunuzu bükün ve onun katında temizlerden ve salihlerden evlat isteyin. Bir oğul babasından ekmek istese, baba oğlunu eline taş verir mi? Vermez. Rabbimizden samimiyet ve ihlasla isteyenin eli de inanın ki boş kalmaz. Diyorsun ki istiyorum, olmuyor. Gerçekten istedin mi? Gerçekten diledin mi? Özgürleyerek ona yöneldin mi? O her şeyi duyandır ki, eğer ki bahşederse temizinden, pakından, hayırlısından ve güzelinden bahşeder güzel canlar. Zekeriya mihrapta durmuş, dua ederken melekler ona şöyle seslenmişti. Allah sana Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı bir efendi, nefsine egemen bir benlik, hayır ve barışa sevenlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor. Selam olsun Yahya'ya. Zekeriya insanlara Hakk'ın güzel yasalarını anlatırken ne zaman cehennem noktasına gelse Yahya'nın gözleri kan çanağı olur, sel gibi yaş akardı. Kalkardı, orman, dağ, taş demeden gezer, Rabbine insanların bağışlanması noktasında dua ederdi. Bazen Zekeriya birkaç gün sonra onu bulurdu. Ey İsa'ya arkadaş olan, ey İsa'nın önüne hazırlayan, o nehirde İsa'yı kutsayan, o kutsallığın bizi de kutsasın. Üç defa o nehrin içerisine İsa'nın başının üstünden tutup suyun içine koyup çıkaran, nasıl ki İsa Ruhullah ona teslim oldu, sana teslim oldu ve o güzelliklere bezendi, senin elin de bizim başımızın üzerinde olsun, o suya girip çıkıp tertemiz olanlardan olalım. Dedi ki Rabbim, benim nasıl çocuğum olur? İhtiyarlık tam bir biçimde üstüme binmiş, karım ise kısır. Allah cevap verdi. Allah dilediği şey işte böyle yapar. Onun istemesi yetmez mi? Onun kündemesi yetmez mi? Hı? Yeter ki o kündesin güzel canlar. Umudunu yitirmeden o mihraptan dön ona. Sakın döndüğümüz nokta zahiri dünya değildir güzel canlar. Döndüğünüz nokta şah damarınızdan yakın olan içindeki mihraptır. İşte o mihraptan özden öze dönenler onun cemalini görmüş, o da oradan ona ses vermiştir. Gelin dışarıda değil içe dönelim. Dönelim ki şah damarınızdan bize yakın olan oradan bize seslensin. Yunus diyor ya, gönül çalabın tahtı. Çalap gönülden baktı. O bakıyor da biz buradan bakıyoruz. Ne zaman ki bu içe döner, özden öze bakmayı öğrenirsek, işte cemal ve didar dediğimiz nokta gerçekleşmiş olur. Allah cümlemize o mihraptan özden öze bakmaya, onun cemal didarıyla karşı karşıya gelmeyi nasip etsin güzel canlar.
Zekeriya dedi, Rabbim bana bir belirti ver. Allah buyurdu, sana belirti şudur, insanlarla 3 gün işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok an, akşam sabah tesbih et. Sabahın seherinde kalkanlar, güneş battıktan sonra Rabbini tesbih edip ananlar, daim zikir, daim salat ile divana duranlar. İnanın ki göksel egemenliğin kapıları sizlere açılacaktır. Zekeriya ondan temiz bir çocuk istemişti. Ama dedi ki, bir belirti ver bana. Ben o belirtiyle anlayayım. Dedi ki, 3 gün boyunca insanlarla konuşmayacaksın. Sadece işaret dilinin dışında. Bir de melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni alemlerin, kadınların üstüne yüceltti. Ey kadınlar, ey Allah'ın Halik, Rab ve Rahim esmasını taşıyanlar, ey Allah'ı anacak vücudu dünyaya getirenler, peygamberin cennet anaların ayaklarının altında deyip, madem ki cennet sizin ayaklarınızın altında, biz erkekler ancak sizin ayaklarınızın altındaki cennete girebiliriz. Bakın, peygamberimiz o kadar sizi yüceltmiş ki. Gelin, Meryem saflığıyla, Meryem temizliğiyle, Meryem'in güzelliğiyle o yükselenlerden olun. Biz de iyilik ve güzellik sergileyerek sizin ayaklarınızın altında olan cennete girmek için de çaba sarf edelim. Sen seni bilirsen hakta hudasın. Sen seni bilmezsen hakta cudasın. Gelin bilenlerden olalım. Men arafe nefse hu sırrına erelim güzel canlar. Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygıyla dur. Secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Ey iman ehli olanlar! Meryem gibi secde edin. Onun gibi rükûda bulunun. Sabah kalktığınızda elinizi, yüzünüzü yıkayın. Dönün cemal ve didara. Onun karşısında secde ederek rüküyle rükû edin. Bize hep bir soru sorulur güzel canlar. Derler ki, dede, piro, rehberim, mürşidim, bizim perşembe ibadetinden başka ibadetimiz yok mudur? Elbette ki vardır. Sabahın seherinde salat etmek, dua etmek, niyaz etmek bizim ibadetimizdir. Güneş battığında, elini yüzünü yıkayıp divana durduğunda, niyaz ettiğinde bizim salatımızdır, niyazımızdır. Öğle vaktinde şükür secdesine kapandığında, dünyanın bu yarım küresinde gece olduğu zaman güzel canlar, o karanlığın içerisinde herkes uyurken ve gaflet içindeyken, gecenin ortasında kalkıp dua edenin duasına bağışlasın Yaradan bizi. Çünkü onlar ona yakın olanlardır. Onlar gaflet perdesini kaldırmak için zorlukları aşıp onun güzelliklerine ulaşma noktasında başını secdeye koyanlardır. Rabbim, sen bizi onların secdesine bağışla. Sen bizi onların gözyaşına bağışla. Onların güzellikleriyle bizi donat. Bize de güç kuvvet ver, karanlığın içinde kalkıp, sana secde edip, sana yönelip, gönül perdesini açanlardan eyle bizi. Bu gayb haberlerindendir ki sana vahd ediyoruz. Onlar Meryem'in bakımını ki kimin üstleneceğini belirlemek için kalemler atarken sen yanlarında değildin.
Çekiştikleri sırada da yanlarında değildin. Güzel canlar, Meryem Ana doğduğu zaman Meryem Ana'nın bakımını kim üstlenecek diye kura atarlar. Bu kura kime çıkmıştır? Zekeriya'ya çıkmıştır. Ve Meryem'in bakımını Zekeriya üstlenmiştir. Hakk'ın peygamberi, mürşitlik kapısının en güzel noktasında olan ancak o bakımı yapabilirdi. Hakk'ın ilahi sırlarını, gayb haberlerini ancak o öğretebilirdi. Onun içindir ki Meryem, Zekeriya'nın terbiyesiyle Hakk'ın güzelliklerini ondan öğrenmiştir. Bir de melekler şöyle demişti: "Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı Meryem oğlu İsa, Mesih'tir. Dünya ve ahirette yüz akıdır. Allah'a yaklaştırılanlardandır." Rab, hani kendine yaklaştırdın o güzel kutlu peygamberin hakkı hürmetine. Bu gecede şu anda bizi dinleyen, dinlemeyen, gönlünde güzellikleri olanları sen kendi güzelliklerine nail eyleyesin. Sen katarından, cemalinden ayırmayasın. Sen o kutlu mübarek peygamberin kutlu gününün hakkı hürmetine. Ha bugün ola, ha iki gün sonra ola veya da önce ola, hiç fark etmeksizin. Önemli olan onu doğduğu günün hakkı hürmetine senden isteklerimize, muratlarımıza cevap vermendir. Şu anda bizi dinleyip murat isteyen, dilek dileyen, Allah evlat isteyene evlat, devlet isteyene devlet, mal isteyene mal, gönül perdesini kaldırmak isteyene de gönül perdesini kaldırsın güzel canlar. Kendi rahmetinden güzellikleri onlara bağışetsin. Beşikte ve yetişkin çağda insanlarla konuşacaktır. Barışa, hayra yönelik iş yapanlardan olacaktır. Güzel canlar, bazıları gelirler. Alemlerin rahmeti, iki cihan serveri, gönüller güneşi Muhammed Mustafa'yı 40 yaşında peygamber yaparlar. Oysa İsa Ruhullah çocukken beşikte konuşmuştur. Sanır mısınız ki Muhammed Mustafa 40 yaşında peygamber olacağını bilmiştir? Güzel canlar, bunu düşünen gaflet içindedir. Bunu düşünen hak ve hakikatten uzaktır. Bunu düşünen gayb haberlerinden habersizdir. İlmin kör karanlık noktasındadır. İrfan çizgisinden uzaktır. Ey beşikte insanlarla konuşan, ey insanları hayra ve barışa yönlendiren, bugün senin adınla seni anıyoruz. Çünkü Yüce Aradan der ki Kur'an'ında, İbrahim'i de, İshak'ı da, Zekeriya'yı da, Yakup'u, Yusuf'u da an. Ve bugün biz seni anıyoruz. Onun adıyla. Rab, bu gecede İsa Ruhullah'ın bütün güzelliklerini yatıp uyuyacakların rüyasında onlara göster ne olur. Meryem dedi ki, Rabbim çocuğum nasıl olur benim? Bana hiçbir insan dokunmadı ki. Allah cevap verdi. Allah dilediğini işte böyle yaratır. Bir iş ve oluşa karar verdiğince sadece ona kün feyekün der. Ol der ve o hemen oluverir. Kün feyekün emri verenin emrine kurban olalım. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Güzel canlar, bu ayete dikkat etmeniz gerekiyor. Ona kitabı, hangi kitabı? Acaba kainat kitabının saklandığı insan kitabındaki sırların hikmeti midir bu? Hikmet ise Allah'ın gizli bilgisidir ki İsa'ya soru sorulduğu zaman düşünmeden Keremler Sultan Ali El-Murteza gibi
her şey anında cevap verirdi. Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Bakın, Tevrat Hazreti Musa'ya gönderilen kitabımızdır. İncil ise Hazreti İsa'ya vahyedilen kitabımızdır. Ama yukarıdaki kitap ne kitabıdır? Bu konuda inşallah bütün canlar tefekkür eder. Kur'an kıraat edilen demektir. Okunulacak kitap demektir. İnşallah tefekkür ile kainatı satır Kur'an'ında birleştiren o kitabın içindeki hikmetleri bilerek gerçeğe erenlerden eyler bizi. Onu Ben İsrail'e şöyle konuşan bir Resul yapacak. Ben İsrail ne demektir güzel canlar? İsrail, Yakup peygamberin diğer ismidir. İsrailoğulları ise Yakup'un 12 oğullarından oluşan olan topluluktur. Şu bir gerçek ki ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Hazreti İsa'nın vasıfları burada çok güzel bir şekilde işlenir güzel canlar. Ben çamurdan kuş görünümde bir şey yapar, ona üflerim de Allah'ın izniyle kuş oluverir. Eğer Allah'ın ruhuyla ruhlanmışsa ve ruhullah olmuşsa, gücü kuvveti onun izniyle neye yetmez ki? Ben körü, abraşı iyileştiririm. Ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Evlerinizde ve yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı da size haber veririm. Eğer inananlarsanız bunda sizin için tam bir mucize vardır. Çamurdan kuşları dirilten, Allah'ın izniyle ölüleri can verip dirilten, körleri iyileştiren, bir dokunuşta cüzamların cüzamını yok eden ve buna iman edenlere selam olsun. Tevrat'ta önümde bulunanı doğrulayacağım. Bakın, her peygamber kendisinden öncekini ne yapmıştı? Doğrulamıştı. Kur'an'ın hikmetlerinden bir tanesi de budur. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bu peygamberlerin ismi olmamış olsaydı ve bu Kur'an onu tasdikleyici olmamış olsaydı şüphe duyardım. Ama bu Kur'an ki o peygamberleri tasdikleyicidir. O peygamberlerin hikmetlerinden öğüt vericidir. Onun içindir ki bu Kur'an hikmet Kur'an kitabıdır. Zahir ilimle gelen elbette ki çözemez. Gönlümde hak ve hakikatin bilgisi olmayana Kur'an'ın sırları nasıl açılabilir ki? Onun için hikmet bilgisi ancak temizlenmiş, paklanmış, ilimde derinleşmiş olanlara açılmıştır güzel canlar. Size haram kılınmış olanın bir kısmını size helal yapacağım. Rabbinizden bir mucize getirdim size. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin dedi. Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde ona ibadet edin. İşte bu dost doğru bir yoldur. Ey bir parça topraktan ve bir parça sudan yaratılan. Bu böbürlenme nedir ki? Bir gün yine bir parça toprağa gidecek, suyunda dağılıp gidecek. Gün sabaha dönende kul odur ki diz üzeri çöke, niyazi edip ona ibadet ede. Güneş battığı zaman kul Rabbinin cemal ve didarına döne, onun karşısında büyük bir sükunet ve huşu içerisinde boynunu büke, ona niyaz edip ona ibadet ede. Canlar, ibadetinizden geri durmayın. Her an onu anın. Ya Allah deyin, ya la ilahe illallah deyin, ya hu deyin, ya ilahi deyin, ya da ya hak deyin. Ama deyin.
Yalvaran ona yakınlaşır. Yalvaran onun güzelliklerine erer. Onu çağıran o çağrıya kulak verir. Çağıranın çağrısına da karşılık verir güzel canlar. İsa onlardan inkarı sezince şöyle konuştu. Allah'a gidişte benim yardımcılarım kim? Havariler dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Tanık ol, biz teslimiyetle teslim olanlardanız dediler. Ey hakka ve gerçeğe gitmek isteyenler. Ey cemal ve didarı görmek isteyenler. Şu anda bu tebliğ devam etmektedir. Adem'le başladı, Muhammed Mustafa ile devam etti. Keremler Sultan Ali el-Murteza, 12 imamlar, Yeseviler, Hacı Bektaş Veliler, Pir Sultanlar, Pirler Erenlerle ve hala devam etmektedir. Kim bu sedaya kulak verecek? Kulak verdikten sonra kim tanıklardan olacak ve Rabbin kutsal nurlu yolunda yürüyecek? Gelin, özü öze bağlayalım, sözü söz edelim, Hakk'ın yolunda beraber yürüyelim. Taşlanacağız, iftiraya uğrayacağız, karalanacağız, arkamızdan laflar ve sözler söylenecek. Önce celali gelecek, sonra ikramı gelecek. Celale katlanmayan onun ikramından nasıl nasip alabilir ki? Nefsin zorluklarından geçmeyen rahmet deryasından nasıl yıkanabilir ki? Hikmetin bilgisine nasıl ulaşabilir ki güzel canlar? Allah işte bizi bu güzelliklerle hareket etmeyi, onun cemal ve didarına ermeyi nasip eylesin. Ve dediler ki, ey Rabbimiz senin indirdiğine iman ettik, Resul'e uyduk. Artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz. Bu değil midir Mustafa ile gelen? O değil miydi İsa ile gelen? Tevrat değil miydi Musa ile bildirilen? Gelin teslim olanlardan, itaat edenlerden, ikrar verenlerden, ikrar ile, iman ile Hakk'a gidenlerden olalım. İnkarcılardan değil. Sapmışlardan, sapıtmışlardan değil güzel canlar. Ali İmran suresi 55. ayette 3'e yarıdan şöyle diyor. Allah şunu da demişti. Ey İsa, senin canını alacağım. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden uzaklaştırıp arındıracağım. Ve sana uyanların, inkar edenlerin kıyamete kadar üstünde tutacağım. Sonra bana olacak dönüşünüz, tartışıp durduğunuz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim. Küfre sapanlar var ya, işte onlara dünyada ve ahirette şiddetli azap edeceğim. Hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. Kur'an'ın birçok suresinde çokça zikredilen bir ayet var. İman edip, ey Rabbim, sana iman ettik. Tekliğine hiçbir şeye ihtiyaç duymayıp, bütün ihtiyaçların, ihtiyaç sahiplerin ihtiyacını karşıladığına, doğmadığına, doğurmadığına, eşi ve benzerin olmadığına iman ettik. Kitaplarına, Adem'e verdiğin suhufa, İdris'e, İbrahim'e, Musa'ya indirdiğin Tevrat'a, Davud'a indirdiğine, İsa'ya indirdiğine, İncil'e, Muhammed Mustafa'ya indirdiğin Kur'an'a iman ettik. Senin peygamberlerine, Adem'le Muhammed Mustafa arasında gelip geçen o 124 bin nebiye, senin ahiret gününe,
Cebrail'e, Mikail'e, İsrafil'e, Azrail'e, hani Adem'in karşısında secde edip secde edenlerin de secdesine iman ettik. Biz iman sahibi olanlardan, senin gerçekliğine varanlardan eyle. İman edip barışa, hayra yönelik işler yapanlara gelince Allah onlara ödüllerini tam olarak verecektir. Biz ibadetimizi cennetten korktuğumuz için yapmıyoruz. İyilik ve barışı da, güzellikleri sergilemeyi de cennete gitmek için yapmıyoruz. Biz Yaradan'ın cemaline, didarına ermek için, onun yakınlığını, onun rızasını kazanmak için yapıyoruz. Rabbim, cehenneminden korkarak yapıyorsak biz oraya at. Rabbiyanın dediği gibi. Cennetin için yapıyorsak mahrum et. Ama cemali, didarı, hak ve hakikati, o hikmet bilgisini öğrenmeden de bu bedenden bu canı alma ne olur. Ölmeden önce ölüp senin hakikatin içerisinde irfan suyuyla yıkanıp gönül gözünü açıp senin cemal ve didarına erenlerden eyle bizi. Güzel canlar, Ali İmran suresinde devam eden güzelliklerle Hazreti İsa anlatılmakta. Fakat bir de Meryem suresinde bir bölüm var. O bölümü de eğer sıkılmadıysanız, eğer yüreğiniz daralmadıysa birlikte kısa bir sürede bu ayetlere göz atalım. Meryem suresi 15. Selam olsun ona doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir mekana çekilmişti. Onlarla arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu ona göndermiştik de o kendisine sapsağlam bir insan şeklinde görünmüştü. Ruhul Kudüs ona yaklaştığı zaman Meryem ürkek bir şekilde ona doğrulup şunları söylemişti. Meryem demişti ki, ben senden Rahman'a sığınıyorum. Takva sahibiysen dikkatli ol. Ruh dedi ki, ben sadece Rabbimin elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için buradayım. Dedi, benim nasıl oğlum olur? Bana herhangi bir insan dokunmadı. Ben kötü bir kadın da değilim. Dedi ki, işte böyle. Rabbim buyurdu ki, o benim için çok kolaydır. Böyle olması onu insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet yapmamız içindir. Hükme bağlanmış bir iştir. Ona gebe kaldı. Ardından da onunla uzak bir mekana çekildi. Nihayet doğum sancısı onu bir hurma ağacının kütüğüne götürdü. Ah dedi. Keşke daha önce ölseydim. Keşke unutulup gitseydim. Altından ona şöyle seslendi. Tasalanma. Rabbin senin alt tarafında bir su arkı vücuda getirdi. Hurma ağacının kütüğünü kendine doğru salla. Üzerine olgun, taze hurmalar dökülecektir. Güzel canlar, Hristiyan alemi der ki, İsa bir ahırda doğmuştur. Öyle mi canlar? Ama bizim kutsal kitabımız böyle buyurmamaktadır. Anlatılan başka bir rivayet var. Ben size onu dile getireyim. Küçük bir mescit, ibadet edilen yer vardı. Meryem onun içindeydi. Ve bir ses geldi. Meryem oradan çık. Ve Meryem
çıkıp bir hurma ağacına sırtını dayadı. Meryem'e demişti ki oradan çık. Ama İmam Ali'nin annesi Kabe'yi tavaf ederken bir ses dedi ki Fatma oraya gir. Hikmet sendendir ya ilahi. Biz biliriz ki ilahi kitabımız der ki Meryem hurma ağacının dibinde doğum etmiştir. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen şöyle söyle. Ben Rahman için oruç adadım. Onun için bugün insan cinsinden hiçbir kimseyle konuşmayacağım. Hani niyet ederiz ya. Niyet edip oruç tutarız değil mi? Bakın Meryem bugün Rabbine oruç adadı. Ama dedi ki insanoğlundan hiçbiriyle konuşmayacağım. Ya biz? Eşimize dilimiz uzundur. Komşumuza sözümüz çoktur. Doğru mu? Acıktığımız zaman açlıkla birlikte içsel olgularımız farklıdır. Oruçlu olan konuşmasın. Vücut azaların hepsini sustursun. Sustursun ki vücut azalarından başkasına zarar verecek hiçbir şey çıkmasın. Rabbim, niyet edip oruç tuttuğumuz zaman bizim orucumuzu Meryem'in tuttuğu orucun hanesine yaz. Meryem gibi oruç tutmayı nasip eyle bizlere. Meryem onu taşıyarak toplumuna getirdi. Ey Meryem dediler, şaşılacak bir iş yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam değildi. Annen de kötü bir kadın değildi. Meryem çocuğa işaret etti. Dediler ki, beşikteki bir sabiyle bir çocukla mı biz konuşacağız? Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi. Beni peygamber yaptı. Beni bulunduğum her yerde kutsal ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana dua etmemi, lokma vermemi, zekat dağıtmamı söyledi. Anneme iyilik etmemi önerdi. Beni zorba bir eşkıya yapmadı. Rabbin rızasını mı kazanmak istiyoruz? Anne baba hakkını Allah hakkı bilmeyen varamayacak. Annene iyi davran. Babana saygı göster. Onlara saygıda, sevgide, hürmette ve hizmette kusur etme. Ana ve atasını bilen Allah'ı bilir. Anne ve atasını bilmeyen de Allah'ını bilemez güzel canlar. Gelin büyüklerimize karşı hizmetimizi en iyi şekilde yapalım. Kırmadan, yıkmadan, incitmeden. Onların gönlünü hoş ederek onların hizmetini yapalım. Ve burası çok önemli güzel canlar. Kur'an'da Allah bütün peygamberlere selam yollar. Ama bu ayette başka bir hikmet vardır. Meryem suresi 33. ayet. Selam bana, doğduğum gün, Hakk'a yürüyeceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım güne. Bir peygamber ki Allah'ın ruhundan ruhullah olmuş. Bir peygamber ölüleri diriltmiş. Cüzamlıları iyileştirmiş. Körleri görür hale getirmiş. Ve bu peygamber ki kendi kendine selam vermekte. Selam bana, doğduğum güne, Hakk'a yürüyeceğim güne ve dirileceğim güne. Ey Meryem oğlu İsa, ey hakikat kapısının sahibi, ey gerçeklik diyarının habercisi, ey göksel egemenliğin sırlarını açıklayan ve insanlara Hakk'ın yolunu gösteren,
kendisine dokunanları iyileştiren, elinin dokunduğu yer şifa bulan, Rabbinin inayetiyle ve yardımıyla bu güzellikleri sergileyen, anamız da babamız da sana kurban olsun. Canımız da senin bu yolunda hakkın gerçekliğine doğru gitsin. Allah bizi peygamberlerimizin yolundan, onların gerçekliğinden ayırmasın. Onların üst ümmetleri üzerimizde hazır ve nazır olsun. İşte Meryem oğlu İsa budur. Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür. Rabbimiz, ey bizden iyilik ve güzellik sergilememizi bekleyen, ey bizim kendimize dönüp içimizdeki benle buluşmamızı isteyen, insanın gaflet perdesinden çıkıp hak ve hakikate ulaşmasını dileyen, her şey seyranda önümüzdeyken biz gaflette farklı yerde aramaktayız. Rabbimiz, bizi terbiye edecek, bizi hakikati gösterecek bir mürşit, bir pir nasip eyle. Biliriz ki bakır kazanı kalanlanmadığı sürece zehirler. Eğer ki gönül temizlenmese kirli olur, hak doğruya mihman olmaz. 40 gün hakkın muhabbetinden uzak olanların gönlü kararır. Bakır kazanımızı kalaylayacak, gönlümüzden bizi bize gösterecek, gönlündeki kini, kibri, hasreti temizleyecek ve bizi hakka götürecek bir mürşit nasip eyle. Biz biliriz ki o pirler, o peygamberlerin temsilcileridirler. Onlara verilen el, onlarla sana gelmektedir. Biz Rabbimiz sana iman ettik. Peygamberlerine, kitaplarına, resullerine ve ahiret gününe. Tevellamızı tevella, teberramızı da teberra iledik. Muhammed Mustafa ve cümlesine selam ve salavat eyledik. Bizi onlardan ve onların ışığından mahrum eyleme. Güzel canlar, öncelikle hak bizi onlardan ayırmaya, cümlenizi yüreğimizdeki hak, ehlibeyt ve insanlığın en yüce değer yargılarıyla selamlıyoruz. Akşamınız nur ola. Allah Allah. Nur içinde kalasınız. Allah. Hakkın nuru cemi cümlemizin üzerinde hazır ve nazır ola. Allah. Gerçeğe hü.